Şimdi ucuz et ve kıyma hayali malum kabusa dönmüş durumda. Et ve süt kurumu sadece Beylikdüzü'nde mesela ama taklitleri her yerde. Yani her yerde görebiliyoruz zaten. Benzerleri yani isim ya da renk olarak. Aynen yani hani şekliyle, şemaliyle. Yani mağaza diyor, kurum diyor. Kim vatandaş nereden anlasın bu durumu? Evet. Taklitçi kasaplara bir çözüm bulunur mu? Bulunacak mı? Yoksa aman mı denecek? Hep beraber göreceğiz. Buyurun. Et balık kurumu. Öyle bir kurumu yok şu an Türkiye'de. Vallahi bilmiyorum işte et balık kurumu diye burada ne yazıyor? Evet doğru okuyorsunuz ama burası bakanlığa bağlı bir yer değil. Bakanlığa bağlı olan yer et ve süt kurumu. Ha, çağrışım olabilir. Her şey olabilir. İnsanlar araç yapıyorlar. Bir araç bir araca benziyor. Öyle zannediyordum ama hiç öyle değilmiş. Bakanlığa bağlı Et ve Süt Kurumu İstanbul'da sadece tek bir yerde. O da Beylikdüzü'nde. Ama bakın taklitleri İstanbul'un neredeyse her yerinde. Kuruma bağlı değiliz. Kurumla da hiçbir şekilde alakamız yok. Biz öyle biliyoruz. Peki et fiyatları nasıl içeride? Fişini göstereyim size. Şu anda aldığım et 1 milyar 706 lira. 300 lira en kötü etin kilosu 300 TL. Et ve Süt Kurumunda kıyma 119, dana kuşbaşı 129 liradan satılıyor. Taklitlerinde ise fiyatlar çok daha yüksek. Onu bilmiyordum. Benim de dikkatimi çekti ama bunu araştırmadım. Siz öyle zannederek mi girdiniz içeriye? Et balık kurumu diyor, geliyoruz. Tabelayı gören gerçek et ve süt kurumuna geldiğini zannedip Ramazan boyunca devam eden indirimli et kampanyasından faydalanmak istiyor. Ama fiyatları gördüğü zamansa büyük bir şaşkınlık yaşıyor. İşte bu karmaşa hala devam ediyor. 2017'de ayrıldığınızı söylediniz ama tabelanın yazısı, tarzı tamamen et ve süt kurumunu andırıyor. Açılışta konsept vardı, o konseptin dışına taşmadık. İnsanlar buradaki et fiyatlarını görünce şaşırmıyor mu? Kendimize ait bir fiyat listemiz var. Onu uyguluyoruz. Ticaret Bakanlığı et ve süt kurumunu taklit eden firmalara karşı harekete geçti. Tabelanın içeriğini daha iyi anlasınlar. Kurumun tabelasını taklit edenlerde suç yok. Bunu anlamayanlar, okumayanlarda mı suç var? Taklitle hiçbir alakası yok. Patentimiz de alınmış vaziyette. İllegal herhangi bir uygulamamız yok. Evet, bu bir böyle hikaye döner gider bence. Çünkü yani hangisi o mu? Aslı mı taklidini yaşatıyor? Taklitler mi asıllarını yaşatıyor durumu söz konusu? İçeri girince anlaşılıyor. İçeri girene kadar kimse fiyat farkından dolayı nereye geldiğini de farkında değil. Ya sürekli hayatımızda olan bir şey mi? Yani şimdilerde hani daha net ortaya çıktı ama ben açıkçası bilmem. Nereden bileyim bir taraftan da. Çünkü ama yani fiyatlara bakacaksın öncelikle. Evet. Fiyatlara sonuçta bakacaksın kasap, vatandaş o olarak. O mahallende kasaba o. Hı-hı. Adı da et balık kurumu değil, et balık mağazası. Yani baksana sonuç... 119 deniyor 129 diyor ama evet. Sen mağazanın içine girip de ya da kasabın her neyse baktığın zaman 300 ile 400'ler arasında fiyatlar oynuyorsa bu böyle değil miydi diye soracaksın. Sonuç o da diyecek biz kurum değiliz diyecekler. Değil. O zaman devam edeceksiniz. Çünkü bizim muhabir kardeşimizin sorduğu soru doğru ama yasal olmayan bir şey yok ki diyor. Patentini tabii. Aldım devam ediyorum aynen yoluma öyle. Diyor. Burada o zaman bir taklit var mı yok mu? Bakanlık müfettişleri devreye ivedilikle girsin. Yani şöyle bir zamanlarda. Seçim var. Yanılsama kapıda olsa bile içeri girdiğinde gerçekle yüzleşiyorsun. Orada sen paketletmişsen eğer 1 kilo kıymanı, yarım kilo kıymanı. Hı-hı. Fiyatı da görünce ha burası orası değil mi? Tamam almayacağım diyebilirsin ya da geldim aldım artık yani. Mı diyebilirsin. Bu ama artık orada vatandaşın sorunu kökünden çözmek lazım. Niye bu fiyat farkları var? Yani niye ete ulaşmada diğer tarafta daha nispeten tamam hani devletin kurumu falan filan diye. Yani evet. Bu fiyat farkını oluşturan duruma bir göz atmak lazım. Keşke olmasa idi. Yani evet. Çünkü burada farklı bir durum söz konusu. Kesinlikle öyle. Neyse.